Kıbrıs Genç TV'den ve Haber Platformu'ndan merhaba sayın seyirciler. Bu hafta ülkemizdeki ekonomiye dair en önemli sivil toplum örgütlerinden biri olan Genç İş Adamları Derneği'nin başkanı Arsen Angı'yı konuk ettik. Haber Platformu başlıyor. Haber Platformu'nda Arsen Angı'yla röportajımız başlıyor. Arsen Angı'ya ilk olarak ülkede siyasette yaşanan belirsizliklerin ekonomiye nasıl etkileri olabileceğini sorduk. İşte cevapları. Pratikten herkesin anlayacağı şekilde bir örnek verecek olursak Türkiye Cumhuriyeti örneği. Yani yakın geçmişten, son 10-12 yıllık geçmişten başlayarak bir siyasi istikrar yakalandı. Ve o siyasi istikrardan öncesinde de bazı ekonomik tedbirler alınmaya başlamıştı. O ekonomik tedbirlerin devamı da getirildi mevcut siyasi iktidar tarafından. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü halini hepimiz görüyoruz. Ve biz de yani en azından ben Kıbrıslı bir Türk olarak gurur da duyuyorum duyduğumda, çok da seviniyorum. Ve ekonomik anlamda da ülkemiz için de umutlanıyorum bunu duyduğumda. Çünkü bize yakın, yani adamıza en yakın kıta kara Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve oranın gelişmesi aslında bizim gelişmemiz anlamına gelir. Eğer biz bunu akılcı şekilde kullanabilirsek, kendi lehimize çekebilirsek, ondan dolayı da bu siyasi karmaşaları ben çok tabii ki olumsuz buluyorum. Ve kendi sektörümden mesela bir örnek vereyim. Kendi sektörümle ilgili sektör temsilcileriyle, üyelerle aylarda toplantılar yapıyoruz. Bazı fon uygulamalarıyla ilgili bir noktaya kadar getirdik. Sanayi odasıyla da olgunlaştırdık birçok şeyi. Ve Maliye Bakanlığı'nı falan da ziyaret ettik. Ve bir noktaya getirdik. Artık sonuç alma aşamasına geliyorduk. Yani nedir bu? Bakanlar Kurulu toplanıp bizim önerilerimiz ve tabii onların görüşleri doğrultusunda bu kararları geçirip bizim sektörümüzün bize göre önünü açacak veya işte güne, çağa uyduracak uygulamaları başlatması yönündeydi. Ancak şu anda bildiğiniz gibi hükümetin düşmesi konuşuluyor. Veya erken seçim konuşuluyor. Yani artık bakanlar veya hükümet ekonomik olarak sektörlerle ilgili bir şeye konsantre olacak veya böyle bir karar alacak aşamanın çok dışına çıktılar. Yani en basitinden doğrudan sektörleri bu şekilde etkiliyor. Ama tabii sokaktaki vatandaşa kadar yansıyacaktır bunun yankıları. Tabii yani erken seçim, yani önceki seçimler de erken seçimdi. Türkiye Cumhuriyeti bunları çok yaşadı aslında. Biz, benim ümidim daha geç yaşıyoruz bu süreçleri. Ve ileride biz de bu istikrarı yakalayacağız diye ümit edebilirim ancak bu ortamda. Tabii hoş değil yaşananlar ve bunu artık iletişim, bilişim çağında olduğumuz için de bir söylenen sözü 5 dakika sonra telefonumuzda haber olarak düşündüğü bir ortamdayız ve herkesin gözü önünde yaşanıyor. Birçok çirkinlik de yaşanıyor maalesef. İşte o milletvekili bu tarafa döndü, dönecek, o imza attıydı, bu atmadıydı gibi de bana göre çirkin olan yaklaşımlar da var. Bunlar hiç hoş değil. Yani İmam bunları yaparsa cemaat ne yapacak geliyor maalesef. O yüzden ben çok üzülüyorum aslında. Ve özellikle Türkiye'ye de her gittiğimde orada tabii hem iş anlamında birliktelikler, tanıdığım insanlar var. Hem de dostlarım, üniversiteyi orada okuduğumdan dolayı çok yakın arkadaşlarım da var. Ve sürekli onlarla konuşuyorum ve artık dalga konusu olmaya başladı. Yani bu belediye ile başlayan süreçten, işte başbakanımızın maaşının konuşulur olduğu
basının önündeki süreçten. Artık geçenlerde yine Hürriyet Gazetesi'nde de manşet oldu sanırım bu gen soru önergesi, işte isyancı vekiller diye bir başlık attı sanırım. Artık yani konuşmaktan çekinir oldum dostlarımla. Yani dalga geçilen bir pozisyona giriyoruz ülkede yaşayan insanlar olarak. Yani bunlar da hiç hoş şeyler değil. Tabii yani onların bir kabahati yok, bunu biz kendi kendimize yapıyoruz. Yani o anlamda söylemedim. Onlara tabii takılıyorlar bana espri olarak ama sonuçta ben buraya ait hissediyorum kendimi. Yaşadığım ülke burası, sevdiğim yer burası. Ondan dolayı burada yaşamak istiyorum. Ondan dolayı bu da beni daha çok üzüyor. Yani boş veremiyorum bunlara. Çünkü bu başbakan, bu vekiller, bu bakanlar, bu hükümetler, bu siyasiler, bu muhalefet hepsi aslında beni temsil ediyor. Benim ülkemin insanın aynası olması gerekir o meclis. Bu ayna da beni Türkiye Cumhuriyeti'ndeki dostlarıma yansıtmaya çalışıyor. Ve yansıyan şekli de bana göre hiç hoş değil. Geçtiğimiz gün Genç İş Adamları Derneği'nin genel kurulu vardı ve genel kurulda başkan Arsen Ang'ı hükümet mensuplarına bir çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıda peşin KDV ve stopajlarda taksitlendirme ile ilgiliydi. Bakalım bu konuyla ilgili Arsen Ang'ı neler söylüyor? Biz aylar öncesinde bir çalıştay yapmıştık Genç İş Adamları Derneği olarak ve bu çalıştayda özellikle girişimcilik konularına da fikir üretmiştik Korenyum'da, Esentepe'de. Ve bunun çalıştayın sonuna da Sayın Ekonomi Bakanımız Sunat Atun da katılmışlardı. Ve o çalıştay sona erdikten sonra bir çay kahve içtik birlikte. Kendisi eski başkanlarımızdandır. Yani arkadaşımızdır aslında bir anlamda ve sohbet ediyorduk. Birkaç üyemizin önceden beri yani bu konuyla ilgili bazı düşünceleri vardı ve orada Sayın Bakanımıza da bu konuyu açtık, ne düşündüğünü. O da çok olumlu baktı ve bizi de aslında bu olumlu bakması cesaretlendirdi. Demek ki dedik ekonomik akla yatkın bir şeydir, uygun bir şeydir, bunun üstüne gitmeliyiz. Aslında konu çok basit. Normalde gelişmiş ülkelerde verginin denetlenebildiği ve adaletli bir şekilde alınabildiği ülkelerde katma değer vergisi ve gelir vergisi ürün satıldıktan ve tahsilatı yapıldıktan sonra vergilendirilir. Buradaki mantık da bir ürünü getirdiğiniz veya ürettiğiniz, sattınız, satmadan bir gelir elde ettiniz. Bunun katma değer vergisi ve gelir vergisi bu satış işlemi gerçekleştirdikten sonra yapılır. Ancak bizde vergi sistemindeki denetlemelerdeki sıkıntılardan dolayı önceki dönemlerde yapılmış bir uygulamadır. Maliye Bakanlığı ben vergimi toplayamıyorum. Ondan dolayı da birçok üründe ithal geliyor. Bu ithal ürünleri gümrük kapılarında ben denetlemem daha kolay. Gümrükleme aşamasında, gümrükten çıkma aşamasında bunun gelir vergisini ve KDV'sini peşin olarak belli bir miktarını tahsil edeyim. Sonra malzemeler satıldıktan ve bu satışlar gerçekleştirildikten sonra da eğer daha alacağım kalırsa onu da ay sonu ve yıl sonu tekrardan tahsil edeyim. Mantık bu şekilde çıkmıştır. Ve siz stoğunuzla getireceğiniz bir malı gümrükten girerken peşin olarak aynı oranda %10 oranında KDV'sini ve ürünün cinsine göre %2, 3 veya 4 gibi de gelir vergisi stopajını ödüyorsunuz. Ve tabii bu uygulama masumane gözükse bile en başta çok ciddi bir finansman yükü doğuruyor. Yani ülkemizde finansmana erişim konularında ciddi sıkıntılar yaşandığını hepimiz biliyoruz. Faizlerin yüksek olduğunu söylüyoruz. Ekonomi Bakanlığımız çeşitli hibe ve düşük veya sıfır faizli krediler veriyor ki biz de bunları destekliyoruz.
Ancak kendi öz kaynaklarımızı bir kısmını peşin kadar ve stopaj uygulamasından dolayı kullanamıyoruz. Bu konuda tabii çeşitli defalar dile getirdik, işte bu uygulama tamamen kaldırılsın diye. Ama kısa ve orta vadede, ben genel kuruldaki konuşmamda da ifade ettim, bunun gerçekleşebileceği bir altyapı şu anda yok. Yani yeterince denetlenemiyor şirketler vergilendirme anlamında. Bunu biz de kabul ediyoruz. Aslında biz de bundan çok rahatsız oluyoruz. Çünkü dürüst iş insanlarının haksız rekabet oluşturan birçok da şirket ortaya çıkıyor. Yani aslında bunun en fazla karşısında duranlardan biri de dürüst iş insanları olarak bizleriz aslında. Ondan dolayı da fikir olarak dedik ki bu peşin kadeve ve stopaj alınırken gümrüklerde vadelendirme yapılsın. Yani örneğin 30 gün vadeli olarak tahsil edilsin. Yani 30 günlük bir çekle ödensin. En azından onu ithal eden esnafa veya tüccara da belli bir süre sağlanmış olur. Malını satıp da bunu paraya çevirsin ve bunu ödeyebilsin. Ve bu finansman maliyetini azaltan bir şeydir. Çünkü bir aylık bir veya bu 45-60 günde olabilir. 30 gün sadece bir örnek için söyledim. Sektörel olarak da değiştirilebilir. Yani o malın sirkülasyon hızına bağlı olarak da değişebilir. Uygulama bu. Tabii bununla ilgili gittik Maliye Bakanımızla, Gümrük Müdürümüzle çeşitli defalar görüşmeler yaptık. Yani bunu basına açık olarak yapmadık. Önce yemeği olgunlaştırıp sonra pişirmek istedik açıkçası. Tabii orada Maliye Bakanlığı'nın şöyle bir sıkıntısı ortaya çıktı. İlk bir veya iki aylık sürede bir finansmana ihtiyacı var Maliye Bakanlığı'nın. Çünkü ilk bir ay veya iki ay bu gelirlerini alamayacak. Bu vadelendirmeyi gerçekleştirdiği için. Sonra aynı şekilde almaya devam edecek aslında. Bununla ilgili tabii biz kendimizce bazı finansman kaynakları gösterdik Maliye Bakanlığı'na. Örneğin Ercan'ın özelleştirilmesi konuşuluyordu o dönemde veya ihalesi tamamlanmıştı. Oradan gelecek olan 105 KDV'siyle birlikte 105 milyon euroluk bir kaynak vardı. Ve normalde bu kaynağın kamu borç stoğuna aktarılması gerekiyordu. Ve biz dedik ki bunun bir kısmı yani kamu borç stoğu olarak kabul edilebilir bu finansman ihtiyacı ve bunun bir kısmıyla çok rahat bir şekilde bu karşılanır. Kaynağı da gösterdik. Ancak üzülerek söylüyorum, o kaynak devlet memurlarının maaşlarına gitti. 13. maaşlara gitti bir kısmı, diğeri de diğer. Ve bir şekilde buharlaşıp gitti. Maalesef kamu borç stoğuna da gitmedi. Yaptığımız araştırmalar sonucunda bunu da öğrenmiş olduk. Tabii çok büyük bir maliyet ihtiyaç da yoktu aslında bu peşin kadar ve stopaj için. Ve bu trende kaçırılmış oldu bir anlamda. Ondan sonra da yani üstüne gitmeye çalışsak da hep bu finansman ihtiyacından dolayı red cevabı aldık. Ondan dolayı da artık genel kurumda basının önünde bu bir baskı unsuru oluşturabilmek için böyle bir şey düşündüm ben. Yani bu arada biz dernek olarak da Maliye Bakanımızı çok seviyoruz. Bunu da ifade etmem lazım. İnsanlığını, kişiliğini ve her davet ettiğimiz noktaya da kendisi sağ olsun bizi kırmıyor ve geliyor. Biz de ne zaman randevu istesek, yani aynı gün içinde bile verdiği oluyor. Tabii siyaset çok karmaşık bir şey aslında. Öncelikler değişebiliyor siyasette, oy uğruna başka şeyler de yapılabiliyor. Ondan dolayı biz de böyle bir baskı oluşturmak istedik onun üzerinde. Tabii biz bunun yani peşini bırakmış değiliz. Hükümet değişse de seçim olsa da bunun üzerine gitmeye devam edeceğiz. Arsene Ang'ın dikkati çektiği en önemli noktalardan biri de ülkede ticari mahkemelerin olmayışıydı. İşte detaylar. Bundan 14 ay önce ben ilk
Genç İş Adamlar Derneği Başkanı olarak seçildiğim dönemde işte her genel kuruldan sonra adettendir bir yeni başkan, yönetim kurulu ve meclis üyeleri olarak çeşitli siyasilere, işte Cumhurbaşkanı veya Başbakan'dan başlayarak, özellikle Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'ndan devam ederek ziyaretler gerçekleştiririz. İşte bir yeni yönetim kurulumuzu tanıtmak maksadıyla. Bir de tabii bu fırsattan yararlanarak da bazı görüşleri ortaya koyarız. Kamuoyuna duyurmak istediğimiz veya ilgili siyasi makama söylemek istediklerimizi ifade ederiz. Benim her ziyarette, ilk başkan seçildiğinde en çok vurguladığım nokta buydu. Ve aslında derler ya, fırınlar, fırında ekmekler yanmadan önce işte kokusunu alma gibi bir tabir kullanılır. Aslında bu şimdi yaşadığımız mazbata mağdurları diye lanse edilen sorunu 14 ay önce olacağını fark etmiştik biz dernek olarak. Ve bunu sürekli vurguladık. Ve burada şöyle de bir vurgu yapmak istiyorum ben. Bunu başka yerlerde de söyledim. Ticari mahkemeler denilen şey, yani ticari mahkemeler yazan bir tabelası olan mahkemeden kastetmiyoruz aslında. O hiç önemli değildir. Yani ticari mahkemeler olmaya da bilir bunun adı. Yani mevcut mahkemelerin altında da devam edebilir ticari davalar. Ama ticari davaları düzenleyen yasalarda çok ciddi reforma gidilmesi lazım. Esas vurgu bu noktada yapılmalıdır. Sadece mazbata sorunu, işte alacak verecek davalarından dolayı, borç ilişkilerinden dolayı hapse girme sorunu olarak algılanmamalıdır bu. Veya sadece işte bankalar veya tefeciler diye tabir edilen finans kuruluşlarının fahiş kârlar uyguladığı ve mağdur edilen insanlar olarak da algılanmamalıdır. Ki böyle insanlar da vardır, bunu ben de kabul ediyorum ama gerçekten işini düzgün yapıp alacağını tahsil edemeyen ve kötü niyetli kişilerden dolayı zor durumda olan da başka bir kesim vardır aslında. Şimdi bizim ticari davalarımızı düzenleyen yasalar İngiliz döneminden kalmadı. Ve o günkü konjonktürde, o günkü yapıda İngiliz sisteminde Türkiye Cumhuriyeti'nde olan veya başka ülkelerde olan sistemlerden daha farklı yaklaşımlar vardı. Ve aslında özellikle icra sistemi çok toleranslıdır. Çünkü o dönemlerde insanların işte komşusundan utanma, mahalle baskısı dediğimiz sebeplerden dolayı borcunu zaten bu aşamaya gelmeden ödeme durumu vardı. Veya icra memurunun kapıya gelmesi çok büyük bir olaydı o dönemlerde. Ondan dolayı bu sistem çalışıyordu. Ve mazbata dediğimiz hapislik cezası da artık son aşama ve işin içinde bir art niyet olduğu kanısı, verildiği kanısı hakim olduğu zaman alınan bir karardır aslında. Ve mahkeme emrine riayet etmediğinden dolayıdır bu mazbata veya işte hapislik cezasının. Bu da artık son aşamada kötü niyetli insanların, kötü niyetli kişilerin bu toleranslı sistemi kötüye kullanmamaları için bence konulmuş. Son aşamada artık yani hiçbir şekilde de bu baskılara, mahalle baskısına veya işte icra tehdidine bir şekilde riayet edip ödemezse kişiler, son çare olarak bir tehdit unsuru olarak da bunu bir koz olarak kullanabilmek için yasalarda yer aldı. Tabii mevcut icra sistemimize baktığınızda evinize diyelim ki geldiler, icra yapacaklar borcunuzdan dolayı. Bir tane televizyonunuz var salonda, onu alamazlar. Neden alamazlar? Ben bu televizyonu kullanıyorum, çocuğum bu televizyonu izliyor. Bir tane çalışma masası var, çocuğum ödevini yapıyor. Sandalye var, sandalyeye oturup yemek yiyorum ben de, ailem de. Yani bunun gibi tabii insani boyutuyla bakıldığında aslında doğru gibi gözüküyor ama o caydırıcılıktan çıkıyor. İnsanlar da bunu bildiği için ona göre her şeyden birer tane tuttuğu zaman evinde hiçbir şekilde icra yapılamıyor. Ve genel kurula da ifade ettim. Bu bilgi dışarıya pek aktarılmıyor.
sanırım 3-4 yıl önceydi. Lefkoşa Mahalli Barosu aktarmıştı. Lefkoşa'da o dönemde icranın yıllık uygulanabilme oranı %3'tü. Ve yani bu ne kadar vahim olduğunu aslında çok güzel vurguluyor. Yani her 100 icradan 97'si tamamen hiç uygulanmamış. Yani hiçbir şey bulunamamış. %3'ünde de bir şeyler bulunmuş ama onun da hangi oranda o borcu karşıladığı o da belli değil. Yani %1'in altındayız demektir bu. Şimdi böyle bir icra sistemiyle bir yere varmamız mevcut düzende mümkün değil. Yani icranın hiçbir şekilde caydırıcılığı yok maalesef. O yüzden bu yasaları bütünlüklü ele almak gerekiyor. Komple bir reforma ihtiyaç. Yani sadece işte mazbatayı kaldırdık, insan haklarına aykırıdır, o yüzden kaldırıyoruz demekle daha kötü hale, daha kangrenleşmiş hale getiririz aslında durumu. Bizim itirazımız bu noktadadır. Yani bu son dönemde de yapılmak istenen işte etraftaki pislikleri halının altına süpürmekten başka hiçbir şey değil. O pislikler daha fazlasıyla bundan birkaç sene sonra çıkacak ve etrafa savrulacak ve önü alınamaz hale de gelebilir. Ve çok üzücüdür aslında bu yaşananlar. Tabii konu ekonomi olunca Arsene Angri'ye ülkedeki ekonomik durumu, ekonomik göstergeleri, ekonomik tabloyu sorduk ve hükümetin bu anlamdaki karnesini de sorduk. İşte Arsene Angri'nin cevapları. Yani bir taraf nasıl olur da işte çok iyidir, rakamlar büyümeyi gösteriyor diyor. Bir taraf da işte herkes de şikayet ediyor diyor. Yani bu soru çok soruldu bana aslında. Yani aslında çok basit bunun cevabı. Bazı sektörlerde büyüme ve gelişme var. Buna tabii herkes sevinmelidir. Ve biz seviniyoruz bu gelişmelerden. Bunun bir tanesi turizm. Diğeri de eğitim sektörü. Yani yüksek eğitim sektörü, üniversitelerimiz. Bu zaten gözle görülür bir şeydir. Bunların büyüdüğü ve geliştiği. Yani Ercan Havaalanı'ndan uçmak için giden bir kişi kaç tane uçağın kaç dakikada bir indiğini ve kalktığını zaten görüyor. Yani bunun için istatistik bilgiye de çok gerek yok. Sokakta yürüyen vatandaş açısından. Şimdi bunlar tabii turizm sektörüyle yüksek öğretim sektörü bizim lokomotif diye kabul ettiğimiz sektörler ve bunlar büyüdü mü tabii ki rakamlar olumlu olarak yansıyor istatistiklere. Burada bir yanlışlık yok aslında. Bence. Ancak bunun halka, tabana inmesi ve adaletli dağıtılması bu gelirlerin konusunda sıkıntılar var. Ve bu sektörlerin gelişmesi de aslında çok da fazla hükümetin uyguladığı politikalardan kaynaklanmıyor bence. Biraz da yani olması gerekir veya konjonktür buna müsait olduğu için oluyor gibi geliyor bana. Ve tabii olduğu şekil de çok önemli. Yani şunu kastediyorum. Örneğin kumar turizminde bir büyüme olduğu zaman ülkeye olan katkısı o büyüme oranında oluyor mu acaba? Yani bu esnafa ve tabii sokakta yürüyen vatandaşa o oranda yansıyor mu? İşte önemli olan da bu aslında. Keza yüksek öğrenim sektöründe de bazı üniversitelerimizde tekelleşmeye demeyeyim ama her şeyi kendinin yapmasına yönelik bazı düşünce yapıları var. Bunlar da tabii gelir dağılımının adaletli olması açısından sıkıntılar yaratıyor. Ve burada tabii rekabet kurulu dediğimiz ve aslında kurulan ancak bugüne kadar ciddi bir icraatını görmediğimiz rekabet kurulunun çok büyük önemi var. Yani bu noktalar birçok gelişmiş ülkelerde de bu sıkıntılar var ve bu müdahalelerle ancak çözülebiliyor. Yani serbest piyasa ekonomisi dediğimiz veya liberal ekonomi dediğimiz şey aslında her şeyin serbest olduğu, her şeyin istediği şeyi yaptığı bir şey değildir. Yani devletin düzenlemesi ve kontrol etmesi gereken birçok nokta vardır.
büyük balığın küçük balığı yememesi gerekiyor. Yani bugün Avrupa Birliği'ne baktığımızda bütün teşvikler, neredeyse bütün teşvikler KOBİ'leredir. Yani küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdir. Çünkü Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkeler bunu yaşayarak gördü. KOBİ'lerde verimlilik yüksektir birincisi. Yani ülke kaynakları daha verimli kullandı büyük şirketlere göre. İkincisi de gelir dağılımı konusunu daha kolay çözersiniz. Devletler, hükümetler olarak. Yani geliri daha eşit paylaşmış olursunuz. Biri çok zengin, öbürü çok fakir olma noktasını daha azaltmış olursunuz. O yüzden bu noktaları tabii devletin bir şekilde bu kurullarla düzenlemesi gerekiyor. Bunların bizde düzenlenmesine de sıkıntı olduğu için sokaktaki vatandaşa o oranda yansımıyor. Ve siz şimdi bu kamerayı alıp mikrofonla metropol yoluna çıkıp vatandaşa deseniz ki 2013 yılında %4.5'lik büyüme öngörülüyor. Ne düşünürsünüz diye. Dördüncü, beşinci sorudan sonra yani istemeyen cevaplar veya tepkiler de alabilirsiniz. İşte bunun aslında sebebi bunlardır. Yani bunları anlatmak gerekiyor. Bunlar için uğraşmak gerekiyor ki bu gelir dağılımı konusunu, dolaylı ve doğrudan vergiler konusunu çeşitli defalar biz vurguluyoruz. Genel kuruldaki konuşmamın başında da vurguladım. Hükümetler açısından dolaylı vergiler en kolaydır. En popülist olandır aslında. Çünkü hissettirmeden alırsınız vergileri. Seyir seferi biraz artırırsınız. İşte benzine, mazotun vergisine, vergilerine zam yaparsınız. Bunu yavaş yavaş hissettirmeden yapmaya çalışırsınız ve kendinize göre gelirlerinizi artırmış olursunuz. Ama aslında gelir dağılımının adaletli olmasını engellemiş olursunuz. Yani bunu en güzel örneği emekli maaşları. Yani birçok kişi bana kızabilir şimdi ben bunu söylediğim için. Genel kurulda da çekinmeden söyledim. Yani bugün devlete de yeni işe alınacak bir gencin ki bu gençlerden biri ben de olabilirdim veya belki de hala daha olabilirim. Yani hayatın ne getireceği belli olmaz. 1400, 1500, 1600 TL'lere işe başlıyorsa eğer bir emeklinin bizim annelerimizin ve babalarımızın yaş grubudur veya onun biraz üzeridir bu grup. 3000, 4000, 5000, 8000 TL'lerde emekli maaşı almasını bana kimse açıklayamaz. Böyle bir şey olamaz. Yani ülkede toplanan gelirlerle ödenebilecek maaş eğer buysa emekli maaşlarda bu oranda olması gerekiyor. Yani bu gelir dağılımının yakınlaştırılması gerekiyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ve doğrudan vergiler dediğimiz kısım işte 3000 TL üzerindeki emekli maaşına doğrudan vergiyi koyacaksınız. Bir hükümet bunu yapmaya çalıştı. Ama bir şekilde Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Ama bunun gibi birçok örnek verebilirim ki bunlar öyle ya da böyle yapılması gerekir. Eğer biz adaletli bir ülkede gelir dağılımının düzgün olduğu bir ülkede yaşamak istiyorsak. Bildiğiniz gibi ilerleyen yıllarda Türkiye ile birlikte gerçekleşecek büyük dev projeler var. Bu projeler ekonomiye nasıl etki yapacak? İşte bu sorunun cevabı. Şimdi tabii su projesi önemli. Biz de su projesini çok önemsiyoruz. Yani elektrik gelmesi konusunda bazı çekincelerimiz var. Onu açıkça ifade etmem lazım. Çünkü elektriğin başka boyutları da var. Yani buradaki istihdam boyutu da var. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani daha ucuza mal eder gibi gözüksek bile aslında onun başka maliyetleri, başka negatif yönleri var bize diye düşünüyoruz biz dernek olarak. Tabii yapılmakta olan ve yapılacak olan birçok yol projesi var. Ve bana göre bunlardan yani kısa vadede
elde edeceğimiz geri bildirimlerden veya gelirlerden en önemlisi de bu yollardır diye düşünüyorum ben. Çünkü bir yere, bir bölgeye o yol gitti mi her şey değişir aslında. Yani oranın komple çehresi değişir, yapısı değişir, hareketlenir ve ekonomiye canlılık gelir. Yatırımlar olmaya başlar. Yani işte bu altyapı dediğimiz şeydir aslında. Yani mesela bugün sanayi bölgelerimize bakalım. Yollar çok kötü durumda. Yani yeni yeni bazı düzenlemeler yapılmaya çalışılıyor. Suların drenajı konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Ve aslında o bölgelere yapılacak olan sanayi yatırımlarını bu olumsuz anlamda etkiliyor. İşte bu bağlamda bu yapılacak olan yol yatırımlarını ben çok önemsiyorum. Yani bu yol yatırımına verilecek kaynak, yani yapımında kullanılacak kaynağın çok ciddi bir gelir kaynağı olduğunu düşünmüyorum ülkemizde. Çünkü birçoğu dışarıdan gelen müteahhitler tarafından yapılıyor. Yani biz Kıbrıslı Türkler olarak bunu da bir öz eleştiri olarak kabul edersek eğer şu veya bu sebeplerden bu ihalelerin burada açılmasını ve bizim yerli firmalarımızın bu işleri yapmasını biz Kıbrıs Türkler olarak başaramadık. Bunu da yani kendimi de dışında tutarak söylemiyorum. Kendimi de içinde tutuyorum. Çünkü bunun böyle yapılmasının birçok sebebi var. Bunlardan bir tanesi de geçmişte yaptığımız, bizim firmalarımızın yaptığı yanlışlıklar. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Ve bunun üzerinden mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. O yüzden ben genel anlamda tabii ki ülkeye az önce de ifade ettim katkısı olacaktır ama yani oraya harcanan kaynağın buradaki ekonomiye girdisi anlamında çok ciddi etkisi olacağını da düşünmüyorum. Röportajımızın sonlarında özelleştirme konusunda sorduk Arsen Ang'a. Arsen Ang'ı bizlere yaptığı açıklamada özellikle Ercan'a değindi ve Ercan'da ortaya çıkabilecek olumlu tablonun diğer özelleştirmelere de örnek olabileceğini belirtti. Ercan'ın tabii ki biz özelleştirilmesine karşı olan bir dernek değiliz. Ancak Ercan'ın özelleştirilmesinin çok önemli olduğunu söylüyoruz. Ve çok iyi denetlenmesi gerektiğini ve bir özel tekel haline gelmemesini savunuyoruz. Yani prensipte karşı değiliz Ercan'ın özelleştirilmesine. Ancak bu özelleştirilme yapıldı. Ondan sonra şartnamelere ne kadar uyulacak, rekabet kurulu hangi noktalarda müdahale edecek ve vatandaş maksimum hizmeti nasıl alacak, bu konularda şüphelerimiz var. O anlamda da defalarca da bunu ifade ettik. Çok önemsiyoruz biz Ercan'ın özelleştirilmesini. Çünkü ilk ciddi anlamda özelleştirme örneğidir. Herkesin, neredeyse herkesin kullandığı bir yerdir. Ve gelişmeyi veya olumsuzlukları da birebir hemen görüp duyabileceğimiz bir yerdi. Eğer başarısız bir özelleştirme olursa bundan sonraki özelleştirmeler için de çok olumsuz bir etkisi olur diye düşünüyorum. Aksine başarılı olursa ve insanlar takdir ederse bunu, o zaman da ekonominin geleceği açısından ve yapılması gereken başka özelleştirmeler açısından da güzel bir örnek olur. Bizim hassasiyetimiz bu noktadadır. Bu noktada biz ilgili firmanın yetkilileriyle de görüştük. Yemekli toplantı bile yaptık bu konuyla ilgili. O hassasiyeti onlara da aktardık. Yani bizim bazı çekincelerimiz var. Özel tekel olma çekincelerimiz de var. Bunu açıkça ifade ettik. Ek sözleşmeler yapılmış. Bunlar nedir diye sorduk firmaya. Yani siz bu ihaleyi alırken bir şartname vardı. İhale alındıktan sonra tekrar bir sözleşme yapılması etik mi veya neydi içeriği diye bu soruları tabii yönettik. Yani bunlar çok önemli. Yani bu diyalogla, uzlaşmayla ve yönlendirmeyle çözülmesi gereken şeyler. Bu noktada tabii bu işte rekabet kurulu gibi tabii bir özelleştirme idaremiz yok bizim. Onun gibi üst kurulların siyasetten mümkün olduğunca arınmış kurulların bunları ciddi denetlemeler altına alması lazım.
Ve eğer başarılırsa Ercan, ki ben ümit görüyorum yani başarılacaktır. Eğer biz gerçek anlamda denetleyebilirsek. Yani o anlamda ben ümitliyim Ercan Havalimanı'nda. Genç İş Adamları Derneği'nin yeni yönetim kurulu oluştu. Peki yeni yönetim kurulu ve derneğin önümüzdeki günlerdeki hedefleri, çalışmaları neler olacak? Ve aynı zamanda Türkiye'deki eş derneklerle ne gibi diyalogları var? Arsen Ang'ı bunları paylaştı bizimle. Genel kurul sıklığımızı 12 ile 14 ay arasına indirmiştik geçen genel kurulda. Yani bir yılı biraz aşkın bir sürede artık Genç İş Adamları Derneği neredeyse her yıl genel kurul yapacak. Bunun tabii birçok sebebi var. Onlara çok girmek istemiyorum şimdi. Ancak bu genel kurulda ve genel kurul öncesinde yönetim kurulumuz, meclis üyelerimiz ve diğer üyelerimiz de şöyle bir hassasiyet oluştu. O da şudur, bu geçtiğimiz bir yıl veya işte 14 ay içerisinde biz hep neredeyse tüm vaktimizi iç sorunlarımıza harcadık. Ve çok da hareketli gündem olan günler geçirdik. Ve çok ciddi çıkışlar yaptığımız noktalar da oldu ve buna çok ciddi emek sarf ettik. Çünkü birçoğumuz iş temposu yoğun olan insanlarız ve o iş temposundan zaman ayırarak ülke sorunlarıyla da ilgilenip ortaya bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Ancak dış temaslar konusunda çok da istenilen bir noktada olmadığımızı düşünüyor birçok üye, ki ben de öyle düşünüyorum. 14 ay için söylemek gerekirse, yani hiç temas olmadı anlamında söylemiyorum ama olması gerektiği kadar olmadı. Ondan dolayı da tabii Türkiye'de her anlamda bize yakın bir ülke olduğu için ve Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu kurucu üyesinden bir tanesi olduğumuz için de Türkiye'deki Genç İş Adamları Derneği ile yakın ilişkilerimiz var. Ve bu anlamda dedik ki genel kuruldan hemen sonra ve ondan sonra da devam edecek şekilde Türkiye'deki Genç İş Adamları Derneği'ne dönem dönem ziyaretlerde bulunalım ve onları da buraya davet edelim. Ve bu ilişkileri daha üst noktalara taşıyalım. Ve şöyle de bir görüş ortaya konuldu. Biz işte bireysel olarak da veya dernek olarak da İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirleri zaten yılda çok kez ziyaret ediyoruz ve temaslarda bulunuyoruz. Ancak özellikle Doğu ve Güneydoğu'yu biraz ihmal etmiş durumdayız. Ondan dolayı da bu bölgelere yoğunlaşma ihtiyacı hissettik ve Hatay bölgesinden başladık. Hatay Genç İş Adamları Derneği'ne bir ziyarette bulunduk. Ve pazar akşamı döndük bu ziyaretten. Tabii bu ziyaretin başka bir anlamı ve önemi de var aslında. Reyhanlı'da olan patlama ve çok üzücü bir olay gerçekleştirdi. Ona da orada yaşayan kardeşlerimizin, Hatay Genç İş Adamları Derneği üyelerinin özellikle acılarını paylaşmak ve o konuya da bir dikkat çekmek için de bu ziyareti gerçekleştirdik bir anlamda. Ve çok faydalı geçtiğini düşünüyorum ben bu ziyaretin. Ve çok yakın bir coğrafya aslında bize. Ve tabii insan gitmeden, görmeden bilmiyor da birçok şeyi. Bize de çok her anlamıyla yakın insanlar yaşadığını gördük orada. Çok misafirperver, çok yardımsever. Yani inanamazsınız kime yol sorduysak, gelin sizi götüreyim dedi. Bir kişi de tarif etmedi. O derece sıcakkanlı insanlar. Ve tabii orada yapılabilecek işbirliklerini de görüştük. Orada Antakya'da yapılan bazı yatırımları yerinde inceleme fırsatı bulduk. İskenderun Samandağ bölgesinde
rüzgar tribünleri olan ve Türkiye'de ilk sanırım ilk uygulama yeridir. Onları gidip yerinde inceledik. Maliyet hesaplarını, fizibilitesini, kaç yılda geri dönüşü olduğunu ve oradaki bu yatırımların hep özel sektör tarafından yapıldığını ve gelirinin de özel sektör tarafından alındığını, devletin cebinden hiçbir kuruş para çıkmadığını falan hep bunları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Ve tabii bunların ülkemize nasıl uygulanabileceği konusunda da bundan sonraki aşamalarda biz kafa yoracağız. Biz tabii ülkedeki iş insanları olarak bunun neresinde var olabiliriz? O anlamda da çok katkıları oldu. Ve tabii onları Kıbrıs'a davet ettik ve yakın zamanda geleceklerinin sözünü de aldık. Bunun yanında Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu, kısa adıyla TÜGİK'in 24-26 Mayıs tarihleri arasında Afyon'da bir zirvesi yapılıyor. Tüm Genç İş Adamlar Derneği'nin katılacağı. Ona da 5 kişilik bir heyetle katılıyoruz. O anlamda da TÜGİK'in başkanı da genel kurulumuza katılmıştı. Ondan da şöyle bir isteğimiz oldu. Bir sonraki zirveyi Kıbrıs'ta yapılması talebimiz oldu. O da seve seve yapılabileceğini söyledi. Bu şimdiki zirvede de eğer ifade ederseniz mikrofondan dedi, daha iyi olur dedi. Ama ben size şimdiden sözünü veriyorum dedi. Böyle bir zirve ona benzer veya daha farklı bir toplantı olabilir. Geniş çaplı bir toplantıyı da Kuzey Kıbrıs'ta yapılmasının sözünü de almış olduk. Hem buradaki ekonomiye de bir katkısı olur. Hem de tabii birçok anlamda hepimize bir katkısı olur diye böyle de bir girişimimiz var. Ve yakın zamanda da bu toplantının yapılacağını düşünüyorum ben. Sayın seyirciler, Haber Platformu'nun bu haftada sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz Genç İş Adamları Derneği Başkanı Arsen Angı'ydı. Haftaya yeni bir konukla birlikte Haber Platformu'nda yine Kıbrıs Genç TV ekranlarında karşınızda olacağız. Hoşça kalın.